Sayın Valilerim, Sayın Milletvekilleri, yurt içi ve Batı Trakya'dan, Balkan coğrafyasından birbirinden kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri, sevgili konuklar ve ekranlar başında bizi izleyen saygıdeğer temsilciler. Dün gece bir anda Aşk Mahallesi'nde bir ihtiyar gördüm. Bana başıyla işaret etti. Bizim tarafa gel dedi diyerek Cenab-ı Hakk'a yürüyen büyük Türk tasavvuf, düşünür ve şairi, aşk ve gönüller sultanı Hazreti Mevlana'nın 738. Muslat yıl dönümü sebebiyle Çanakkale Valiliği İsmailerinde bu yıl birincisi gerçekleşen Şebi Arus dönemine hoş geldiniz, onurlar verdiniz. Programı arz ediyorum. Protokol konuşmaları Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Karan'ın Hazreti Mevlana'yı anlamak konulu konferansı ikram, Şebi Arus töreni ikram ve kapanış. Gelibolu Mevlevihanesi Derneği Başkanı Profesör Doktor Sayın Hamit Dere konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, Konum Bakanları, Devlet Profesörü seçkin insanları, Balkanlardan gelen çok değerli dostlar, İstanbul ve Ankara'dan programımıza katılan gönül insanları, sevgili konuklar, çok kıymetli hazırlığı ve basınımızın seçkin temsilcileri. Düzenlemiş olduğumuz Şebi Arus programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hasreten bizleri engin bilgi ve birikimleriyle aydınlatacak olan çok değerli hocam Profesör Doktor Mustafa Karaya teşriflerinden dolayı şükranlarımı arz etmek istiyorum. Geçen hafta aramızdan Hakk'a yürüyen muhterem babalarına Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Çok değerli gönül insanları, sevgi ve muhabbet aşıkları, barış elçileri teşriflerimizle sevgilerimize sevgi, aşkımıza aşk, muhabbetimize muhabbet kattınız. Şebi Arus davetimize katılmakla ne güzel yaptınız. Gelibolu Mevlevihanesi'ni koruma ve Mevlevi kültürünü tanıtma derneği olarak bu mübarek ve muazzam mekanda ilk Şebi Arus programını Aralık 2008'de gerçekleştirdik. Ve bugün saygıdeğer alim Sayın Hünkar Aziz Tuna'nın himayeleri ve ev sahipliğinde 4. Şebi Arus programında 17. Sema ayinimizi gerçekleştiriyoruz. Şüphesiz bu programların gerçekleşmesinde en büyük emek ve katkının her ay buraya gelerek özveride bulunan değerli Üstad Mustafa Özbağ ve Bursa Mevlevi Kültürü Tanıtma Derneği'ne aittir. Bu mübarek mekanda gönül dostlarının özverileriyle kesintisiz 37 aydır sema devam etmektedir. Derneğimizin kurulduğu ilk günden beri destek ve katkılarıyla burada aşk ateşinin yanmasına ve gönüllerimizin ısınmasına vesile olan değerli Erhan Kaya, Volkan Arpacı, Vefa Bardakçı, Namık Kemal Mazlı, Rasul Karakurt, Hasan Kaplan, Yavuz Bilgon, Hakkı Hakimoğlu ve burada isimlerini sayamayacağım daha birçok gönül dostlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Sözlerimi bitirmeden önce Hakkı Vuslat'ı ile bizlerin burada bir araya gelmesine vesile olan din, ırk, mezhep ve meşrep ayrımı yapmadan Türk insanlığı Kur'an ve İslam güneşiyle aydınlanmanın yolunu gösteren
saygıyla alıyorum. Senin ışığınla aydınlanıyorum. Senin yüceliğinle yüceliyorum. Bir iken yüz oluyorum. Sen ben oldukça çevremde dönüp duruyorum. Ben sen oldukça kendi çevremde dönüyorum. Tekrar teşriflerinizden dolayı saygı ve kalbi muhabbetlerimi arz ediyorum. Teşekkürler. Profesör Doktor Hamit Er hocamıza teşekkür ediyoruz. Batı Trakya İskete'den milletvekili Sayın Çetin Mandacı'yı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Siyaset yoluna düşenler, bitişir kakışırız. Fakat
hoşgörü, sevgi, saygı, aydınlık denince uslanır ve yani hatırlarız. Kendi memleketimizde yaşayan Hristiyan, Yahudi arkadaşlarımız da gönlü bugün bu mekanda olmalarını isterdim. Bu havayı, bu kardeşliği, bu dostluğu hissetmelerini çok isterdim. Fakat bizler buradan sizlere de bize verdiğiniz bu ateşi, oralara taşıyıp Türk İslam kültürünü bir şekilde temsil etmeyi gönül borcu görürüz ve en bir şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Bir kez daha teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Allah yardımcı olsun. Bulgaristan milletvekili Sayın Norman İsmail'e teşekkür ediyoruz. Makedonya Cumhuriyeti Bakanı Sayın Mali Nezir'i konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Büyük evladını ana vatan Türkiye'ye
Akif Ersoy'un. İkincisi hemşerimiz, şairimiz Yahya Kemal Bülent'tedir. Ve üçüncüsü Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Onun için ben şunu diyorum. Şehitler ölmez, Çanakkale geçilmez. Bizler Balkanlar'da her zaman gözümüz, kulağımız Ankara'dadır, Çanakkale'dedir, Van'dadır, Kars'tadır, Türkiye'dedir. Dualarımız büyük ve güçlü bir Türkiye'nin olmasına Allah'tan rıza diyar edilir. Onun için tekrar ediyorum, bu vatan sizlere emanettir ama gerekirse bu vatan için her zaman canımızı, kanımızı vermeye hazırız. Bu geceniz kutlu olsun, mutlu olsun. Hazreti Mevlana dediği gibi ne olursan ol yine gel. Bizler de inşallah sizleri Balkanlara bekliyoruz. Önümüzdeki yıl Allah kısmet ederse hep beraber böyle güzel kutlamalarda beraber olacağız. Hepinize Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Makedonya Cumhuriyeti Bakanı Sayın Hadiyesi'ne teşekkür ediyoruz. Karadağ Cumhuriyeti Bakanı Sayın Rafet Musoviç'i konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Politikom smislu, iako Boga bit će, hvala vam.
biz Boşnaklar olarak hem Karadağ'da hem Balkanlar'da Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve diğer konularda varlığı olması biliyoruz ve inşallah böyle olacak. Teşekkür ediyorum. Karadağ Cumhuriyeti Bakanı Sayın Ahmet Soruç'a teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Çanakkale Valisi Sayın Güngör Aziz Tuna'nın teşviklerine arz ederim. Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Bakanlarım, Sayın Milletvekillerim, yurt içinden ve Balkan coğrafyasından gelen akraba ve dostlarımız, çok kıymetli misafirler. Binlerce yıldır medeniyetimize ev sahipliği yapmış, Asya ile Avrupa'yı birleştiren, yaklaşık 100 yıl önce millet olarak topyekun bir varoluş mücadelesini verdiğimiz ve yüz binlerce şehidin kanlarıyla sulanmış bu topraklara savaşlarla anılan ama artık barışın timsali olan güzel Çanakkale'mize hoş geldiniz diyorum. Bugün burada ecdadımızın Rumeli'ye ilk çıktığı yer olan ve bize ait sayısız kültür mirasını bünyesinde barındıran Gelibolu ilçemizde zamanında sayısız ilim, kültür ve sanat adamı yetiştirerek dört bir tarafa özellikle de Balkan coğrafyasına gönderen bir müessese olan ve benzeri bulamayan Gelibolu Medeniyetinde Balkan ülkelerinden gelen değerli dost ve akraba devlet adamları ve kıymetli misafirlerimizle birlikte tarihi yad etmek ve var olan gönül köprümüzü daha da sağlamlaştırmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün burada büyük İslam düşünürü ve mutasavvıfı Hazreti Mevlana'nın 738. Vusat yılında onun aziz hatırasını saygıyla yad ediyoruz. 8 asır önce Anadolu'ya gelen Mevlana Celaleddin Rumi yaşadığı dönemde din, ırk ve inanç ayrımı gözetmeksizin herkesi kucaklayan ve bütün yaratılmışları Yaradan'ın birer ayeti kabul ederek onlara hoşça bakan ve güzel gören düşüncesiyle çağını aşan ve evrensel değerler taşıyan önemli mesajlar vermiştir. Hazreti Mevlana'nın tasavvuf ve insan düşüncesi bütün alemin tek yaratıcının varlığıyla oluştuğunu kabul eden dünya ve din anlayışı sadece İslam coğrafyasında değil, bütün dünyada bilinmekte, toplulukları derinden etkilemekte ve bugün de etkilemeye devam etmektedir. Bunun en önemli göstergesi kuşkusuz onun ölümsüz eseri Mesnevi'nin birçok dile çevrilmiş olması ve dünyanın dört bir yanında en çok okunan eserler arasında yer almasıdır. Hazreti Mevlana'nın insan ve aleme Allah sevgisini temel alan bakışı akıl ile gönül arasındaki kopukluğu gidermiş, böylece bilgi ile gönül dünyasını bütünleştirmiştir. Bu ana esaslar çerçevesinde ortaya çıkan anlayış ise Anadolu ve Osmanlı coğrafyasında etkili olmuş, farklılıkları kaynaştırıp barışı, kardeşliği tesis ederek medeniyetimizin en önemli unsurları arasında yerini almıştır. Bugünün Türkiye'sinde yaşayan bizler, Hazreti Mevlana'nın medeniyetimiz için taşıdığı önemi eskisinden daha iyi anlamak durumundayız. Çünkü biz şiddetin kol gezdiği ve ayrılıkların ve farklılıkların körüklendiği bir dünyada yaşıyoruz. Bu da bizim Mevlana gibi manevi önderlerin yapıcı, birleştirici ve insanlar arasında köprüler kuran mesajlarına her zamankinden daha çok ihtiyaç duymamıza neden olmaktır. O yüzden geçmişte olduğu gibi bugün de Hazreti Mevlana'nın öğretisine ihtiyacımız bulunmaktadır. Çünkü biz onun öğretisi
Müslüman Türk dünyasının bütün ruhunu bulabiliriz. Felsefe ve güzel sanatlarımızı Mevlana kaynağından besleyebiliriz. Hazreti Mevlana'nın öğretisi bizi geçmişin hantal ve statik düşünce yapısından ve içine düştüğümüz yabancı unsurları taklit hastalığından kurtarabilecek bir reçete olmaktadır. Biz ancak onun ve onun gibilerin ışığından yürürsek bizi Allah ile buluşturan gerçek dini bulabilir ve eşyanın hakikatlerini keşfetmemize imkan tanıyan gerçek bilimi üretebiliriz. Bu bilinçle Mustafa'nın yani yegane sevgilisi olan Allah'a kavuşmasının 738. yıl dönümünü idrak ettiğimiz Hazreti Mevlana'yı sevgi, saygı ve hasretle anıyor. Gelibolu Mevlevanesi'nde yaptığımız bu yılki Şev-i Aruz programımıza iştirak eden siz kıymetli misafirlerimizi saygıyla selamlıyorum. Çanakkale Mevlevanesi Sayın Güngör Hazretleri'ne teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, program için ulaşan telgraf metinlerini okuyorum. Şev-i Aruz programına nazik davetiniz için teşekkür ederim. Bu gece büyük bir münevverin, değerli bir mütefekkirin, bir gönül erinin ebedi sevgilisine doğru yürüyüşünü, Rabbine kavuşmasını ifade ediyor. Şükürler olsun ki bu gecenin, bu yürüyüşün derin manası her geçen yıl daha iyi anlaşılıyor. Doğuda, batıda yüz binlerce insan bir araya gelerek Mevlana'nın sesine kulak veriyor. Onun sevgi dolu mesajlarından feyiz ve ilham alıyorlar. Hazreti Mevlana tıpkı Yunus Emre gibi yaradılanı yaradandan ötürü sevdi. Herkesin, her insanın, her yaratılanın hakikaten nasibi olduğuna inandı ve herkese gönlünü açtı. Gönül kapısını herkese açık tuttu. Kendi ifadesiyle adeta bir pergel gibi bir ucu Şevkir Şerif'in üzerine sabit olmak üzere diğer ucu tüm insanlığı, tüm dünyayı gezdi. Hangi kültürden, hangi meşrepten, hangi ırktan olursa olsun 72 milletten insana gel, ne olursan ol, yine gel diye seslendi. Haksızlığa karşı adalete, zulme karşı merhamete, öfkeye ve kine karşı sevgiyle davet etti bütün insanlığı. Hazreti Mevlana'nın bu daveti Şev-i Aruz'un 738. yıl dönümünde eserleri ve onun yoluna gönül vermiş olan siz değerli Mevlana dostları sayesinde bugün ve tüm dünyaya, tüm insanlığa ulaşıyor. Bugün dünya üzerinde yaşanan savaşlar, dökülen kanlar ve gözyaşları, yapılan zulüm ve haksızlıklar insanlığın büyük bir manevi buhran içinde olduğunu gösteriyor. Bir başka ifadeyle Hazreti Mevlana'nın barışı, kardeşliği, muhabbeti, sevgiyi öne çıkaran çağrılarının bugün dünya için çok daha önemli bir hale geldiğini ortaya koyuyor. İnanıyorum ki Hazreti Mevlana gibi gönül erlerinin sesine, mesajına kulak verdikçe adaleti, merhameti ve insan sevgisini yücelttikçe öyle de kalacaktır. Bu şuurla bizde asırlardır bu insani değerleri aşılayan, ruh köklerimizi beleyen, maneviyatımızı inşa eden, irfan sahibi, ilim sahibi, gönül insanların öğütlerine kulak verdiği, onların gösterdiği istikamette yürümeyi daima hakkın ve hakikatin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle Hazreti Mevlana'yı rahmetle anıyorum. Bu mübarek gecenin hepiniz için, insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor. Orada bulunan tüm Mevlana dostlarını bir kez daha en kalbi dileklerimle selamlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Başkanı. Sayın Beşir Atalay, Başbakan Yardımcımız. Sayın Fatma Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız. Sayın İdris Nami Şahin, İçişleri Bakanımız. Sayın Ömer Dinçer, Milli Eğitim Bakanımız. Sayın İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanımız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Bakan Yardımcımız.
arkadaşı Halil, Sayın Halil Etyemez. Evet. Salih Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarımız. Profesör Doktor Sayın Ersan Aslan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarımız. Doçent Doktor Hakan Hakyemez, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı. Profesör Doktor İhan Tosun, Müsteşar. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Sayın Haydar Kocaker. Bursa Milletvekili Sayın Mustafa Öztürk. Çanakkale Milletvekili Sayın Serdar Soydan. Niğde Milletvekili Sayın Alparslan Kabaklıoğlu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divan Üyesi Tekirdağ Milletvekili Sayın Özlem Yemişçi. Tekirdağ Milletvekili Ziyaretin Akbulut. İstanbul Milletvekili Bayırlık İmam İmar Ulaştırma ve Turizm Bakanımızdan geliyor ve 80 ilimizin valilerinden de geldiler, göndermişler. Kendilerine burada huzurlarınızda şükranlarınızı arz ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ konuşmadan yapmak üzere teşhirlerini, saygılarını arz ederim. Kur'an-ı Kerim'e ve Hazreti Peygamber'e bağlılığını
apaçık ilan ediyor. Öyleyse onun ışığının kaynağı, menbaı o ulvi kitaptır. O yolun kılavuzu, kainatın efendisi Peygamberimizdir. Divan-ı Kebir, Mesnevi ve Fihi Mafih gibi Mevlana'nın eserleri İslamiyet'in özünün bir büyük bilgenin kalemiyle, diliyle bütün dünyaya ilettiği mesajlardan oluşmaktadır. Hazreti Mevlana'yı ve onun gibi ulul zatları doğru anlamazsak, onların işaret ettikleri yere değil, işaret parmaklarına bakmış oluruz. Alimlerin, ariflerin, bilginlerin izini sürmek hiç kuşkusuz ebedi hakikatin peşinden gitmektir. Ebedi hakikatin izini sürmektir. Medeniyetimizin kabulüne göre alimler peygamberlerin varisleridir. Alimin mürekkebi şehidin kanı kadar azizdir. Onlar kendilerine tabi olanları doğru menzile götüren doğru yolun kılavuzlarıdır. Allah'a şükürler olsun ki Hazreti Mevlana'nın yolu bugün Çanakkale'lilerin, Gelibolu'ların yolu olduğu gibi bizim de yolumuzdur ve o aydınlık istikamet bizim de istikametimizdir. İşte bu aziz memleketin, bu güzel ülkenin ruh kökü bu mana, bu irfan ve bu ilim ile mayalanmıştır. Semah da bize yüzyıllardır o birlik denizini anlatmışlardır. Saygıdeğer Mevlana dostları, maddeciliğin ruhları rehin aldığı çağımızın insanı, Mevlana'nın insan kalbinden çıkardığı irfana bugün her zamankinden daha çok muhtaçtır. Moğol istilasının dünyayı kasıp kavurduğu, kaosun, zulmün ümitleri kırdığı, kapıların kapandığı bir zamanda bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir diyerek istikbale yeni bir kapı açan odur. Gönül kapısını herkese her yönden açan, kapısına gelen hiç kimseyi kovmayan, uzaklaştırmayan yine Mevlana'dır. Hazreti Mevlana İslam'ı öyle güzel yaşadı, etrafına öyle çok güzellikler, öyle çok merhamet ve sevgi yaydı ki adeta onu öldürmeye gelenler onda can buldu. Renkler, farklar onun cübbesinin içinde kayboldu. İslam milletinin örnek bir alimi, numune bir arifi oldu. Evet, bizler bu coğrafyada, bu ülkede asırlar boyu bu anlayışla, bu inançla farklılıklarımızı vahdet için devrettik. Çoklukta birliği yaşayarak üç kıtaya yayılan muhteşem bir medeniyet, muhteşem bir merhamet medeniyeti kurduk. Bu inanç sayesindedir ki farklı kavimler, farklı inançlar burada yüzyıllar boyu huzur ve güven içinde yaşadılar. Üç büyük dinin mensupları bu anlayışın hakim olduğu coğrafyamızda özgürce ibadetlerini gerçekleştirdiler. Sevgi her zaman düşmanlığa galip geldi. Merhamet her zaman öfkeye üstün geldi. Bugün İslam'ı terörle, şiddetle özdeşleştirmeye yeltenenler, yüzyıllardır bu topraklarda dile getirilenleri görmezden gelemezler. İnsanları dinlerinden, ırklarından dolayı ötekileştirenler, yüzyıllar boyunca farklılıkları bir zenginlik olarak gören bu anlayışı reddedemezler. Bugün İslam'ı terörle özdeşleştirmeye çalışanları, adına İslamofobiya denen vehmi yaygınlaştırmaya çalışanları, her şeyden önce İslam düşünürü Mevlana'yı okumaya ve anlamaya bir kez de Çanakkale'den, bir kez de Kelibolu'dan davet ediyorum. Mevlana bizim medeniyetimizin ruh köklerini sulayan en büyük pınarlardandır.
ve kin gözleri kör eder. Bakınız Mevlana diyor ki, sevgiden acılıklar tatlılaşır. Sevgiden bakırlar altın kesilir. Sevgiden tortulu bulanık sular arı duru hale gelir. Sevgiden dertler şifa bulur. Sevgiden ölüler dirilir. Sevgiden padişahlar kul olur. Sevginin gücünün yetmediği şey yok. İşte Mevlana bunun somut ifadesidir. İstikametinden, doğru yoldan, aşkla baş bağlandığı hakkın yolundan öyle emindi ki kimseyi ötekileştirmemenin en güçlü çağrısını modern zamanlardan tam 800 yıl önce yaptı ve sözlerimin başında dediğim gibi kim olursan ol yine gel diye herkesi hakikate, herkesi sevgiye, herkesi aşka, herkesi kardeşliğe, herkesi barışa, herkesi merhamete o davet etti. Hazreti Mevlana'nın asırlar öncesinden hiç ışığını kaybetmeden günümüze yansıyan nice mesajları var. Ben onlardan bir tanesini daha sabrınıza sığınarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Yedi öğüt diye kamuoyunda daha çok bilinen öğütü. Diyor ki Hazreti Mevlana, cömertlik ve yardım etmede akar su gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Kusurları örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Hoşgörülükte deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Sözleri hepimiz için çok önemlidir. Hepimiz için önemli ahlaki, İslami ve insani esaslardır. Bunlara uyulması halinde iyi insan derseniz en insanın güzel örneklerini bulursunuz. Salih amel işleyen iyi bir mümin derseniz onun en güzel ve somut örneğine rastlarsınız. İyi bir devlet adamı, iyi bir yönetici derseniz onun numunesini bulursunuz. İyi bir anne, iyi bir baba, iyi bir komşu, iyi bir insan derseniz onun somut örneklerini bulursunuz. Çünkü bu ilkeler, bu esaslar bugüne kadar asırları devirip geldiği gibi ben inanıyorum ki bundan sonra da asırlara hükmedecek, nice asırlar yaşayacaktır. Bakınız değerli dostlarım, Hazreti Mevlana sanki tam da bugünlerimiz için diyor ki, bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. İletişim araçlarının artmış olması insanın kalbine erişmemize yetmiyor. Öyleyse bu kavuşma gecesinde, bu düğün gecesinde, bu vuslat vaktinde yeniden dirilmenin yolunu bulalım. Madem bugün yeni bir gün, yeni şeyler söylememiz gerekiyor, öyleyse kemikleşmiş ön yargıları, asabiyeti, öfkeyi, kini, sevgisizliği bir tarafa bırakalım. Kimsenin ama kimsenin kalbini kırmayalım. Herkesin iyiliğini, herkesin mutluluğunu dileyelim. Bunun için de gücümüz yettiği oranda gayret ve çaba içerisinde olalım. Bunu yapalım ki Çanakkale, bunu yapalım ki Dilipolu, bunu yapalım ki Türkiye, bunu yapalım ki dünya sevgiyle dolsun, sevgiyle birbirine baksın, sevgiyle bir araya gelsin, sevgiyle ayrılsınlar. Kinin, nefretin, öfkenin yerine sevgi, saygı ve hoşgörü egemen olsun. Ben bu duygularla bu güzel geceyi tertip eden Çanakkale Valimize ve ekibine, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Mevlana'nın Şeb-i Aruz'unun 738. yılında Mevlana düşüncesinin Balkanlara, batıya açılış kapısı olan Gelibolu'da sizlerle birlikte olacağız.
tekrar onur duyduğumu ifade ediyor. Mevlana'yı bir kez daha rahmet, minnet, şükran ve dua ile yad ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ, huzurlarınızda şükranlarınızı tekrar arz ediyoruz ve kendilerine bugünü önem ve anlamına binaen Gelibolu Mevlevihanesi'nin küçük de olsa, evet, bir minyatürünü Çanakkale Valimiz Sayın Görnazim Tınar takdim edeceklerdir, arz ederim. Gelibolu Mevlevihanesi'nde büyük emeği geçen Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Mehmet Danış'ı davet etmek istiyorum. Mevlevi Üstadı Sayın Başkanım Yardımcım, değerli misafirlerimiz, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Karay'ı hitap etmek üzere kendilerini davet ediyorum. Kısa konuşacağım, merak etmeyin.
Kıyamete kadar da olacak. Mevlana bir kişi değildir, bir tane değildir. Bugüne kadar pek çok Mevlana'lar olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Niçin? Çünkü insanoğlu olarak bu maya bizde var. Mevlana olabilme mayası insanoğlunda var. Yeter ki bu mayayı mayalayabilelim. İşte bu da o mühim iş dediğim şey bu. Bu maya bizde var. Ve bu mayaya gereken önemi verirsek daha pek çok Mevlana'ları insanlığa sunabiliriz. Mevlana'yı niçin seviyoruz? Mevlana'yı niçin bütün dünya seviyor? Çünkü Mevlana 12'de vuruyor. Konuştuğu zaman 12'den vuruyor. Onun için Mevlana açık ve seçik kusurlarımızı söylüyor. Hiç takiye yapmadan, kusurlarımızı söylüyor ve 12'den vuruyor. Mevlana güzel taraflarımızı da söylüyor. Ve o güzelliklerle birlikte yeni bir hayat kurmamızı istiyor. Mevlana'yı sevmemizin sebebi bu. Hikmeti buluyor, güzel sözü buluyor, marufu buluyor ve biz onun cümlesini okuduğumuz zaman işte bu akşam da onun cümlelerini dinlediniz. Onlara tekrar etmeye gerek yok. O cümleler bizim kalbimizden vuruyor. Aşık oluyoruz ona. Ona aşık oluyoruz. Niçin? Çünkü o aşıktır. Aşıktır. Onun sevgilisi esas sevgilidir. Esas sevgiliyi seven adamın aşkını anlatıyor. Onun için birileri Mevlana'ya sormuş, aşk nedir diye. Ne dediğini biliyorsunuz. Ne demiş? Benim gibi olursan anlarsın. Mevlana gibi olmak gerekiyor demek. Mevlana ile ilgili nutuklar dinlemek yetmez. Bendenizin şu anda yaptığı gibi. Mevlana nutuklarla anlaşılmaz. Mevlana sözlerle anlaşılmaz. Mevlana kalbinden konuşuyor. Dolayısıyla kalbimizi bütün gücüyle ona açmamız gerekiyor. Kalbimizi bütün gücüyle ona açmazsa kalbi selim denen o güzellikle karşılaşamayız. Kalbi selimle karşılaşamadığımız noktada ise aslında yayayız demektir. Yaya yolundayız. Onun için evet Mevlana'yı anlayabiliriz ama biraz gayret, biraz alın teri, biraz emek vermemiz gerekiyor. Konferansın birinci bölümü burada değil. İkinci bölümünde, ikinci ve son bölümde. Mevlana'nın yaşadığı 100 yıldan bir kesit sunayım size. Daha önceki konuşmalarda da geçtik. Dervişler şöyle der, bizim tasavvuf ehli büyükler yani Mevlana'nın meslektaşları der ki hayatta celal ve cemal iç içedir. Şimdi bunu anlamamış olabilirsiniz, bunu açayım biraz. Derler ki dervişler, hayattaki bütün sıkıntıların içinde güzellik vardır. Bütün güzelliklerin içinde de sıkıntı var. Cemal içre celal. Bunu en güzel Niyazi Mısri Hazretleri özetlemiş. Niyazi Mısri Hazretleri. Cemal içre celal olduğunu bir beyinde söylemiş. Bunu da şuna benzetmiş. Aynen gül ile dikenin birlikte oluşu gibi. Gülün olduğu yerde diken vardır, dikenin olduğu yerde gül var. Dolayısıyla hayat da böyle. Mevlana'nın yaşadığı yıllarda da, yani bundan 800 yıl önce de hem celal var hem cemal var. Celal nedir? Yani sıkıntılar.
Bir, en büyük sıkıntı 12. yüzyılın, 11. 12. 13. yüzyılın dünyayı kasıp kavuran sıkıntısı Haçlı Seferleri. Haçlı Seferleri. Büyük bir sıkıntı batıdan doğuya geliyor. Anadolu'yu kasıp kavuruyor. İkinci büyük sıkıntı nedir? Doğudan gelen büyük sıkıntı Moğollar. Moğollar geliyor, Anadolu'yu kasıp kavuruyor. Üçüncü sıkıntı ise Anadolu'dan doğuyor. Bunun adı Babayiler isyanı. Babayiler hareketi. Üç tane büyük celali tecelli. Şimdi dervişlerin prensibini buna uyguluyoruz. Bu üç büyük celali tecellini, yani bu üç büyük sıkıntının cemali tecellisi nedir? Bakınız. Bakınız bu cemali tecelliler nasıl oluyor? Aynı yüzyılda Allah bir gönül adamını Haçlıların alternatifi olarak bir büyük gönül adamını bugünkü İspanya'da Endülüs'te alıyor, Konya'ya getiriyor. Bu büyük adamın adı Muhyiddin İbni Arabi. İşte Haçlıların içindeki cemaat. Aynı yüzyılda Allah Teala bir başka gülü doğudan daha uzaklardan alıyor, Konya'ya getiriyor. Moğol celali tecellisinin cemali. Moğolların alternatifi. Kimi o? İşte o Mevlana Celaleddin-i Rumi'dir. Peki buradaki sıkıntının cemali nerede? Bu Anadolu'daki Babayiler hareketinin, Selçukluların başındaki belanın cemali kim? O da bizim Yunus. Aynı yüzyıl. O da bizim Yunus. Bu üç büyük adam ne yaptı biliyor musunuz sevgili dostlar? Bu üç büyük adam ne yaptı biliyor musunuz? Bu üç büyük adamın biri Arapça yazdı bütün kitaplarını. Muhyiddin İbn Arabi. Bu üç adamın biri Farsça yazdı bütün kitaplarını. Mevlana Celaleddin Rumi. Bu üç büyük adamın biri ise Türkçe yazdı kitaplarını. Bizim Yunus. Ne oldu? İslam medeniyetinin üç dili ortaya çıktı. İslam medeniyetinin üç dili var. Arapça, Farsça ve Türkçe. Bugün bütün dünya Muhyiddin İbn Arabi'yi tanıyor. Sevgili dostlar, bütün dünya, bakınız bütün dünya Muhyiddin İbn Arabi'yi okuyor. Kendi dilinde okuyor, gerekirse kendi diline tercüme ederek okuyor. Bu uydurma bir şey olamaz. Bu bir reklam şirketinin faaliyeti olamaz. Muhyiddin İbn Arabi'de uluslararası bir şey var. Bir esrar var, bir güç var, bir mesaj var. 7,5-6,5 milyar insana hitap ediyor. Tabii ki Mevlana'mızı da bütün dünya okuyor. Mevlana'mızı niçin bütün dünya okuyor? Mevlana'nın bir reklam ajansı mı var? Mevlana'yı bütün dünya niçin okuyor? Bu soruyu sormak ve bunun cevabını almak lazım. Ve bu bütün dünya bizim Yunus'u niçin okuyor? Ne var onun divanında? Divanında ne var? İşte bu soru da önemli. Bu sorulara cevap aramak gerekiyor. Bu soruların cevabını bulabilmek için tekrar Mevlana'yı anlamak, tekrar tasavvufu anlamak, tekrar İslam'ı anlamak ve nihayet tekrar insanı anlamak gerekiyor. Hayırlı geceler. Uludağ Üniversitesi Öğretim Profesör Doktorumuz. Biz gittik. Kalanlar
Allah'ımız sağ olsun. Susanların arasına girdik, yattık, uyuduk. Çünkü sesimiz, feryadımız haddi aşmıştı zaten. Döndükçe etekler gazelenir, döndükçe gönülde aşk gazelenir. Sayın Başkanım inancım, değerli misafirlerimiz, bu trip ve sevam heyetini icrasına geçirecektir. Evet, öncesinde Mevlevi Üstadı Mustafa Özbek Özbağ konuşmaları olacak. Kendilerini davet ediyoruz. Çanakkale Valimiz Sayın Güngör Azim Tuna'yı teşekkür ediyoruz. Derin bir hüzün kapladı bizi. O derin hüzün
sözünü hep içimde taşıdım. Dedim ki muhakkak ki Allah bize bağışlar. Hamit hocam Bursa'ya gelmişti. Tanıştık. Hamit hocam dedi ki hocam ciğerim yanıyor. Dedim o memleği haneye gittim gördüm seni aldım. Ciğerim o gündür bugündür yanıyor. Bir hayalim var. Ecdadımız buradan Balkanlara açılmış. Hayalim var. Orada sema etmek, çat dönmek. Yeniden dedim oranın içini dışını şenlendirmek. Hamit Hocam kongresi var. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Tabii şimdi aramızda gördüğümden yolda gelirken içimden konuşuyorum. Telekom müdürümüz Erhan Bey var. O, Allah razı olsun, yardımcı oldu. Gelinoğlu kaymakamımız hiç eksik olmadı. Hayal edelim için ve hakikate bir kapı açalım. Kıymetli dostlar, ben de kendimce bir şeyler hazırlamışım. Benim hep böyle enteresan işlerim olur. Arkadaşlar diyorlar, hazırladığım şeye hiç uyuyamam. Bu gece de uyuyamayacağım herhalde. Hakkınızı helal edin. Burada niceleri sema etmişler, niceleri sohbet etmişler, niceleri içine çıkarmışlar. Bu sohbet ve semalarından sadece kendilerine bir şey yapmamışlar. İnsanlık adına, insanlar adına daha ileri gitmek için yapmışlar. Bana hep sohbetlerde sorarlar, semalarının eli neden kaldı diye. Ben de derim ki semacan peygamberin izinde. O dua eder. Her dua edişinde ümmeti, ümmeti, ümmeti derdi. Semazenin de bir eli semada. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi der. Ama hiçbir zaman kendisine istemez onu. Çünkü o Habibinin ahlakıyla ahlaklanmıştır. O emir elinle de geleni etrafındakilere değil, en uzaktakilere dağıtmaya çalışır. Çünkü Hazreti Mevlana Yemen'deki severse yanımızdadır. Yanımızdaki ise sevmezse Yemen'de derler. Severseniz uzaklar yakın olur. Severseniz hayaller hakikat olur. Severseniz yürekler gül bahçesi olur. Severseniz diller o gül bahçesinden anlatır. Severseniz aşık olursunuz. Sevmezseniz aşık olamazsınız. Aşıklığın başlangıcı beğenmektir. Beğenmezseniz sevemezsiniz. Sevemezseniz aşık olamazsınız. Aşık olamazsanız o yol size ağır gelir. Aşık olamazsanız o vücut size ağır gelir. Aşık olamazsanız yaptığınız her şey size ağır gelir. Eğer aşık iseniz yaşadığınız hayattan lezzet alırsınız. Çektiğiniz çileden lezzet alırsınız. Aşık iseniz dikeni seversiniz gülü sevdiğiniz gibi. Aşık iseniz koru seversiniz. Aşık iseniz gördüğünüz her şeyi seversiniz. Aşıklar için sevmedikleri hiçbir şey yoktur. Aşıklar öyle aşık olurlar. Kıymetli dostlar, aşık olmanın yolu bir aşık bulmaktan geçer. Bir aşık bulamazsınız, siz aşka ve aşıklığa ulaşamazsınız. Hazreti Mevlana'yı bu yolu öğreten Şemseddin-i Tebrizi'dir. Eğer Şemseddin-i Tebrizi'yi canından fazla sevmeseydi, ayım Şems, günüm Şems, canım Şems, sen olmasaydın ne Allah'ı bilebilirdin, ne Peygamber'i tanıyabilirdin, Şems'te. Şems'e yarmak, her aklın harcı değil, her aklın yapacağı bir şey değil. O yüzden Hazreti Mevlana öyle akıl sahipleri der ki, gidin, sizinle işimiz yok. Aklınızı bırakın da gelin. Kıymetli dostlar, kıymetli yoldaşlar, Hazreti Mevlana'yı sevmek uzaktan da olsa aşkların en güzelidir. Onu sevmek, Allah'ı sevmektir.
sevgini, seni severlerin sevgisini, seni sevdirecek olanların sevgisini bahşe. Amin. Ve o bahşediş Hazreti Mevlana'yı Mevlana etti. Sizi sohbetle boğmak istemiyorum. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinizin elleri ayakta yüreklerine sağlık. Ve bilhassa sayın valime huzurunuza teşekkür ederim. Beni tanıyanlar bilir. Ben çok böyle lafsız düzgün bir insan değilim. Biraz duygu ağır basar bende. Kusuruma bakmasın hiç kimse. Biz isterdik ki ben bunu konuşurduk. Erhan müdürümle ve Hamit hocamla. Derdim ki bir gün burası öyle bir gün olacak ki hayal ya. Burası çünkü Mevlevi'nin nadide mekanlarından birisi. Ayakta olan dünyanın en büyük Mevlevi hanesi. Derdim ki bir gün burası da böyle dolup taşacak ve burada şeva hızlar olacak. İnanıyorum buradan daha ilerleyen şeva hızlar olacak. İnanıyorum çünkü o inandığımın peşinden de gidiyorum. Önümüzdeki hafta Cuma günü Balkanlardan gelen misafirlere sesleniyorum. Önümüzdeki hafta Cuma günü Kosova'da, Piriştina'da, Kırmızı Salon'da Şeyh-i Aruz var. İnşallah Balkanlardan gelen bütün misafirleri özellikle oraya davet ediyorum. Ve Kosova'da yıkılmış bir Mevlevi halimiz var. Sadece mezarlıklar var başında. Aynı burada tutar, görünmüyor ama burada var ya, orada da meydanda kalmış. Yıkılmış, yerde eksen olmuş. Bir tek kabristanlığı var. Husisi, oranın yeniden ayağa kalkması, yeniden o Mevlevi hanenin dirilmesi için bizden gelen, bizim elimizden gelen bu, biz bir adım atıyoruz. Sayın Bakanımız burada, inşallah o adım gerisini inşallah onlar getireceklerdir. Ona inanıyoruz. Kıymetli dostlar, bu gece buraya geldiğiniz için sonsuz teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Semamız var. Semadan kısa bir bölüm aktarmak isterim. Sema Mevlevilerin zikir ayıdır. Bütün kitaplarda okursanız Sema'nın başlangıcında bunu görürsünüz. Sema evet, Mevlevilerin zikridir. Ama ben Sema'yı anlatmak istemiyorum size. Ben bir Sema'nın halini anlatayım size. İnşallah siz de Hazreti Mevlana dinle demiş ya mesleği de siz de dinlersiniz inşallah. Kıymetli dostlar, Sema'dan Sema'ya başlarken etrafındaki bütün suretleri gördük. Hepinizi gördük. Başlangıçtı. Bir müddet sonra Semazen etrafındaki suretleri suriyet olarak görmeye başlar. Bir müddet sonra hayal olur. Bütün suretler ve suriyetler. Bir müddet sonra Semazen kör olur. Görmez. Artık Semazen'in gözleri kör olmuştur. İlk önce başlarken Semazen neyi taksiyeni duyar. Birinci ilahiyi de dinler. İkinci ilahiyi de duymaz olur. Üçte dörtte sağır olur. Semazen artık sağır olur. Kör ve sağır. Artık o bundan sonraki tecelliyatı neyse onu görmeye başlar. Bundan sonraki tecelliyatı neyse onu duymaya başlar. O artık ne neyin lahuti sesini ne günümün gün tak gün tak vuruşunu ne de sazenlerin ilahisini duyar.
artık o bu alemle bağını ve bağlantısını kesmiştir. Ve semafer her çark atışında içinden Allah der. Kıymetli dostlar, kör ve sağırları izleyebilmek, onları anlayabilmek için kör ve sağır olmak gerek. Hepinizi semada kör ve sağırlığa davet ediyorum. İçinizden Allah diyerek. Mustafa Özdağ'a teşekkür ediyoruz. Bu tip ve sema heyetinin icrasına geçilecekler. Çok değerli konuklar, gönüllü dostlarım, programın huzur ve huşu içinde icra ve seyredilebilmesi bakımından birkaç hatırlatmayı size aktarmak istiyorum. Program boyunca cep telefonlarının ve her türlü elektronik cihazların kapatılması, semanın ilk 5 dakikasından sonra flaşlı fotoğraf çekilmemesi, sema törenleri icra esnasında alkışlanmaması, sema törenleri sona ermeden salonun terk edilmemesi önemli rica olur. Sayın Başkan Yardımcım, değerli misafirler, sema törenine geçilmiş bulunmaktadır. Arz ederim. Yeah.
hatırlayacak. Thank you.
Oh,
Gönüllerinizden haber eyler.